Arkadaşlar, Otostart kanalından yeni bir videoyla herkese merhaba. Evet, arabamı sattım. Kapak fotoğrafından da gördüğünüz gibi. Yeni arabayı aldım. Şimdi size video çekiyorum. Aldığım arabayı videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim ama bu alış satış sürecinde yaşadığım sıkıntılar oldu. Biraz problemler oldu. Bunlardan biraz bahsedeceğim size. Hazırsanız haydi videoya başlayalım. Bu piyasa nereye gidiyor? Yani fiyatlar aldı başını gitti. Benim arabayı aldığım dönemki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında inanılmaz uçurum var. Biliyorsunuz Honda Civic kullanıyordum. 2020 model sıfır almıştım hatta aracı. 2020 Eco Exe paket bir aracım vardı. Full paket, böyle lansman rengi bir aracım vardı. Bu piyasa nereye gidiyor arkadaşlar? Benim aracı aldığım fiyatla sattığım fiyat arasında dağlar kadar fark var. Aslında çoğu insan bunu kar ettiğini düşünüyor ama özünde kar etmedik. Biliyorsunuz Honda Civic kullanıcısıydım. 2020 yılında sıfır almıştım. Eco Exe paket bir araç almıştım. Ben önceki videolarda, piyasa videolarında bahsediyordum ya, yaz döneminde otomobil fiyatları artar çünkü talep artacak. Özellikle bayram önü çok talep olacağı için işte arz talep dengesinden dolayı fiyatlar yukarıya gidecek demiştik. Nispeten de öyle oldu. Ben kendim için de aynı şeyi yaptım. Ha, parayı başka bir şeyde kullanacaksanız arabayı satılacak dönem aslında. Arabanızı tam değerlendireceğiniz, elden çıkartacağınız bir dönemdi. Benim de böyle bir ev almak gibi bir planımız vardı. Hazır krediler de şöyle biraz daha, en azından enflasyon ortamına göre biraz daha uygunken satalım, ana para olarak kullanalım, evimizi alalım. Daha sonra tekrar bir araba daha alırız diye düşünmüştüm. Nitekim geçtiğimiz hafta arabayı da sattım. Hatta pazar günü de arabayı aldım. Evet, pazar günü de araba satışları var. Arabayı Ankara'dan aldım ben. Belli başlı noktalarda noterler oluyor, ekspertizler açık oluyor. Bankadan da EFT veya havale yapabilirseniz satış işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Neyse, benim arabayı aldığım fiyatı söyleyeyim. Çoğu insan bunu soruyordu. 2020 yılının Ocak ayında almıştım. Hatta Ocak'ın böyle 17'si gibi almıştım ben. Arabayı 171.000 TL'ye almıştım arkadaşlar. Bakın, 2,5 yıl kadar önce. Geçtiğimiz hafta 635.000 TL'ye sattım. Nereden baksanız bir 4 katına yakın bir fark var. Yaklaşık böyle 3,5 kattan daha fazla bir fark var. Aslında yani paraya baktığınızda kar etmiş gibi görünebilirim ama sattığım dakika hatta ben kendi aracımı üzerine 10.000 lira koysam muhtemelen alan adam bana satmayacaktır. Hatta ben videoyu çekiyorum, yayını alana kadar benim aracın piyasası belki 700 bin lira olacaktır. Yani sattığım aracın piyasası 700 bin lira olacaktır. Yani böyle saçma bir şey olamaz. Hangi aldığınız ürün kullandıktan sonra bu kadar değer kazanabilir ki? Yani gerçekten anlamsız bir şekilde otomobil piyasası yükseliyor. Neyse, yaşadığım olaylara gelelim. Arabayı sattıktan sonra gittim, hemen evin kaporasını verdik, evi alalım filan dedik. İşte evin kredi sürecini filan başlattık. Daha sonra bir şekilde arabaya alıştık. Ayağımızı yerden kesecek bir araca ihtiyacımız vardı. Biraz daha böyle ekonomik bir araç bakma niyetindeydim. Fiyat limitimi 250 bin lira belirlemiştim arkadaşlar. Aslında ilk 200 bin lira belirlemiştim ama internetten bakıyorum, 200 bin liraya eli yüzü düzgün uzun yolda böyle sıkıntı yaşamayacağım bir araç bulamadım. E dedik bari 50 bin lira daha arttıralım, 250 bin lira yapalım filan derken önce C sınıfı bir araç bakıyordum. Mesela Opel Astra'ya baktım. Astra'nın H ve J kasası, özellikle J kasası çok da hoşuma gider benim. J kasasına baktım, işte 1.6, biliyorsunuz onların atmosferik benzinleri var. LPG'de ufak tefek problemleri olabiliyor ama işte şu sırada da LPG benzin ve dizele karşı çok avantajlı olduğu için hazır bizim borç döneminde iyi olabilir diye düşündüğüm bir araçtı mesela. Size de tavsiye ederim onu o fiyat bandında ama temizini bulamadım. Yani 200-250 bin arasında temiz bir J kasa bulamadım. Bir de Focus baktım. Focus'un da Focus MK2 diye isimlendiren, hatta 2,5 diye isimlendiren makyajlı kasasına bakıyordum. Onun da ben hem iç alanını hem o Sony müzik sistemini, yani özellikle o full paket, titanyum paketini gerçekten seviyorum ve yol tutuşu çok güzel olan bir araç. Tek dezavantajı biraz böyle kabin içine fazla ses alıyor. Aynı şekilde 1.6 motor var onda. Hatta benim sattığım Honda Civic'teki motor teknolojisi aynı. Hondacılar bilir, VTEC açıyor deriz yani biz yüksek devirlerde. Aslında VTEC teknolojisi ilk Honda getirdi ama işte Ford'daki adı da TVCI'de isimlendirilen o benzinli motoru. LPG'ye de uyumlu, hani alınabilir gibi düşündüm. Dizel almak istemiyordum açıkçası. Dizelin hem o gürültüsü hem o bakım sıkıntısı hem de o yakıta çok dikkat etmen gerekiyor. Aynı zamanda emisyonu gerçekten yüksek. Yani çevreye de çok fazla zarar vermenin anlamı yok. Alternatif var çünkü, hem benzinlisi var hem de LPG'sini kullanabilirim. Ekstra öyle tork gücüne ihtiyacım yok yani binek araçta. Öyle düşünerek o araca baktım. Daha bir araç bulmuştum. Bayağı da anlaşmıştık böyle. Adamla görüştük, el sıkıştık, fiyatta anlaştık. Ertesi gün eksper yaptıracaktık. Öyle ayrıldık ama
Yani piyasa o kadar oynak ki adam beni akşamleyin arıyor. İşte ben arabayı şu fiyattan satacağım diyor. Satmaktan vazgeçtim diyor. İşine gelirse tarzında işte. Ya ben de öyle yapıyorsan dedim almayacağım o zaman. Neyse ondan da öyle vazgeçtik ama benim asıl C sınıfı içinde baktığım araç Golf'tü. Yani bence C sınıfı araçlar içerisinde böyle zirveye oynayan bir araç. Hem konfor hem de o sürüş olarak aynı zamanda bu diğer araçlar atmosferikken Golf'te 1.4 TSI motor vardı Golf 6'da ama Golf 6'nın da temizini bulmak çok zor o paralara. Yani 200-250 bin lira az para değil bence. Bir asgari ücretle çarptığımızda inanılmaz katı ama yani bu paralara 250 bin liraya temiz bir Golf bulamıyorsun, bir Focus bulamıyorsun. Ya bunlar 10 yaşında arabalar. Yani birkaç yaşında arabalar değil, 10 yaşında temiz, düzgün bir araç 200-250 bin liraya bulamıyorsunuz. Piyasa gerçekten çok kötü bir durumda. Hatta arabayı sattığıma bir dönem azıcık böyle pişman olur gibi oldum ama işte ev almak biraz daha böyle bizim içimizi rahatlatıyordu. Neyse Golf çok baktım. Temiz, değişensiz bir Golf bulamadım. Boyalılar var, ağır hasarlar çok fazla ve kilometreler çok yüksek. İşte TSI motorlarda, DSG şanzımanda da işte yüksek kilometreler böyle biraz daha risk. Aslında alınmaz değil. Focus da alınır, Golf de alınır, Astra da alınır ama biraz fazla risk satın alıyorsunuz. Ben de dedim ki ya biz biraz hacmi kısalım. B sınıfı bir araç alalım. En azından B sınıfı alırsak aracın yaşını 3 yaş, 4 yaş daha gençleştirmiş. İşte kilometreyi böyle belki 100 bin kilometrenin altına getirmiş oluruz. Hani şu kısa süreci böyle bir tamamlayalım. Bir sene, 1,5 sene binelim. Daha sonra arabayı biraz daha toparlarız diye düşündüm. Ve bu aracı aldım. Şimdi araç ne diyeceksiniz? İşte belki arkadaşlar anlamıştır. Hatta videoyu ileri alıp yorumlara yazan da olacaktır. Ben şimdi kamerayı bir kafama takayım. Hem şöyle şehri gezelim hem de size niye bu aracı aldığımı anlatayım. Hadi bakalım. Evet, bu açıdan muhtemelen çoğu insan hangi aracı aldığımı anlamıştır. Anlamayanlar için söyleyeyim. Ford'un Fiesta modelini aldım arkadaşlar. Yani evet, otostart bu araca biner mi demeyeyim. Maalesef şartlar buna el veriyor. Yakıtın, otomobil fiyatının ve enflasyonun diğer, yani biliyorsunuz aile geçindiriyoruz neticede. Diğer her şeyin bu kadar yükseldiği piyasada maalesef Fiesta'ya kaldık arkadaşlar. 1.25 motorunu aldım. Şimdi ben niye bu arabayı aldım? Yani tabii öyle kaşına gözüne vurulduğumuzdan değil. Şartlar birinci sebep ama ikinci sebep olarak C sınıfında evet temiz bir araba bulamadım. B sınıfına indim. B sınıfında da baktığım araçlar içerisinde böyle Fiesta'nın tasarımı benim oldum olası hoşuma gider. Özellikle bu Camblow'un kendi böyle Fiesta'sıyla pek çok drifti var. Yani Fiesta'yı çok güzel kullanıyorduk. Ve Fiesta bir dönemde de rally'deydi ya. Rally takımını da ben bayağı ilgiyle takip ediyordum. Fiesta'ya böyle bir sempatim vardı. Ya dedim ki ben gideyim temiz olsun. En azından az risk satın alayım. Asıl sebep buydu. Yani ikinci el arabada en önemli problem bu arkadaşlar. Piyasada çok yalancı, çok üçkağıtçı insanlar var. Yani olmayan arabayı satıyormuş gibi gösterenler var. İşte kaporacılar var. İki arabayı birleştirenler var. Ağır hasarlıyı normal hasar diye satanlar var. Airbag yok ya arabada. Airbagsiz araç satanlar var. Yani bundan dolayı da en azından üst model bir araç alırsam, daha düşük kilometreli bir araç alırsam kandırılma ihtimalim biraz daha düşer diye düşündüm ve arabayı biraz daha elden daha rahat çıkartırım diye düşündüm ve gittik Fiesta baktık. Neticede ben araba alacağım süreç boyunca yaklaşık bir 8-10 ilanla böyle bayağı ilişki içerisindeydim, yani bayağı telefon görüşmesi yaptım. Hatta son Fiesta'yı alacağımda Ankara'dan aldım ben arabayı. Ankara'ya gittiğimde favorilerimde 6 araç vardı. 6 aracın anlaştım, bakın anlaştım, gidiyorum cuma günü, anlaştım cumartesi aracınıza bakacağız, işte pazar günü noter açıkken alıp geleceğiz diye konuşmuştuk ve bu anlaştığım insanlar cumartesi günü durmadan artan piyasa karşısında adamlar da fiyat güncelliyor. Yani adamla biz bakın fiyatta anlaştık, geleceğim bakacağım arabanıza, dediğiniz gibi ise gideceğiz notere, vereceğim paranızı, alacağım arabayı dedik ama iki kişi telefonu açmadı, ilanı yayından kaldırdı. Bir kişi fiyatı güncelledi, ilandan fiyatı güncelledi ve telefonu açmadan işte direkt, yani arıyorum açmıyor ama WhatsApp'tan mesaj atıyor, işte hocam şöyle şöyle aracı işinize gelirse 20 bin liraya yakın bir fiyat arttırmıştı, işinize gelirse yarın gelin bakın tarzında. Yani ben de böyle olması hoşuma gitmediği için işte ondan da vazgeçtik filan. Bir de araç başına gittiğim ilanlar var arkadaşlar. Mesela 2010 model bir Focus'a gitmiştik. İlanlardan böyle baksanız pırıl pırıl. Yani araba o kadar güzel ki sanki böyle sıfır katalog çekiminden çıkmış gibi. Yani Photoshop'la işte fotoğrafı biraz oynamışlar. Aslında yani uzaktan insanın aklına geliyor ya Photoshop'tan ama adama söylüyorsun telefonda, adam orijinal araba diyor. Neyse gidelim bakalım dedik. Arabanın ön tarafı alakasız ya. Arabanın fotoğrafla alakası yok. İşte yan tarafları alakası yok. Her taraf çizik.
dedim bu araba alınmaz. Hani bir tane arabaya bakmaya gittim. En enteresanı da oydu. Arabayı da şimdi biz de arabadan anlıyoruz az çok. Yani otomobil inceleyen adamız neticede. Neyse arabayı bir kullanayım dedim. Eğildim şöyle fren pedaline falan bakarken, yani normalde araba alırken insan fren pedaline bakar mı? İşte gayri ihtiyari baktık fren pedaline. Ya pedali kaynak yapmışlar ya. Bu pedali nasıl kırdınız kardeşim dedim ya bu pedali. Yani fren pedalini kırmışlar. Ve öyle bir kaynak yapmışlar ki yani orayı kaynatmak o kadar zor olmaması lazım ama yan tarafta bir pedal basamağı daha kaynak parçası var. Ondan da öyle vazgeçtim, hani arabadan şüphelendik filan. Satıcı çok hoşuma gitmedi bir de. İşte sonra bir Fiesta baktım. Ona biraz böyle bayağı niyetli. Arabada boya yok diye gittim. Arabanın kapısı öyle bir çizik ki yani iki tarafı. Ya dedim ki hocam bu arabada evet boya yoktur. Doğrudur belki, ekspertiz yapsak orijinal çıkacak ama yani bu şekilde bu arabaya binilmez ki dedim. Yani arabayı resmen vurmuşsun. Boyatmamışsın yani. Ben alsam bu arabayı muhtemelen iki parça, işte parça başına 1.000 liradan oralara masrafım olacak bir de. Hem de boyalı olmuş olacak yani. Bir de boyasız fiyatına arabayı alıyoruz. Yani olacak iş değil dedim işte. Ondan da öyle vazgeçtik derken bu arabayı buldum. 2015 model arkadaşlar. 70.000 kilometrede bu arabayı aldık. Temiz, işte ata boya yok dedik filan. Güzel bir arabamız oldu bakalım inşallah. Ha araba 1.25. Ben bunun 1.4'üne bakıyordum. En azından biraz performansı tatmin etsin diye ama 1.25'ini almak zorunda kaldık. Dediğim gibi yani 1.25 öyle aman Allah kaçan bir araba değil. Neticede küçük bir araba. İşte rampada atmosferik motor olduğu için muhtemelen 3.000 devirin altında bayılacaktır bu araba. Hem de 82 beygir olması lazım. İşte torku tabi cüssesine göre. Tabi kilosu da hafif aslında. İlk böyle kullanım hissiyatını söyleyeyim biraz. 60 kilometreye kadar böyle şehir içi kullanımlarda çok sıkıntı yaratmayacak gibi geldi bana. Çünkü iyi kalkıyor araba. Güzel bir performansı var. Kütlesi hafif olduğu için. Ama tabii hız arttıkça bir turbolu araçlarla kıyaslanamaz. Yani aklım Golf'te kaldı, o TSI motorlar hem yakıt tüketimi olarak ekonomik benzinli olmasına rağmen hem de performans olarak gerçekten kullanıcıya güzel hissettiren araçlar. Yani ben Golf niyetindeydim ama şartlar maalesef 1.25 Fiesta'dan yana oldu. İnşallah arkadaşlar ilerleyen günlerde gönlümüze göre arabayı alırız. Ben bu araba ev macerasını bu şekilde hallettim ve sizler de çok sordunuz, abi CV'yi göremiyoruz vesaire, işte araba satmışsın hangi arabayı aldın diye soranlar olduğu için ve biraz da böyle örnek almak isteyen insanlar olduğu için, hangi arabayı alacak, hangi arabaya bakıyor falan diye olan insanlar olduğu için bu tarz bir video çekmek istedim. Aynı zamanda yeni aldığım bu aracı da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım kazasız belasız süreriz arkadaşlar. Darısı sizlerin başına, daha iyileri sizlerin olsun inşallah. Hatta sizlerin olsun, gelelim o aracın test videosunu çekelim. Güzel güzel videolar yapalım. Benim söyleyeceklerim bunlar. Şöyle arabanın dıştan çekimlerini de atacağım ben size. Bakalım siz arabayı beğendiniz mi? İşte doğru mu yapmışız, yanlış mı yapmışız? Bir otomobil tutkunu olarak sizlerden de yorum almak istiyorum. Videonun yorumlar bölmesine yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.